Merhaba dostlarım. Eğer hayvanlar sadece ot yer, avlanır ve uyur diyorsanız yanılıyorsunuz. Doğada tıpkı insanlar gibi kafayı çekmeyi seven ve bu konuda oldukça yaratıcı olan birçok hayvan var. Bu videoda size bu çılgın partinin en popüler 10 katılımcısını tanıtacağım. İlk olarak kolay olanları aradan çıkaralım ve yavaş yavaş listedeki en büyük günahkarlara doğru ilerleyelim. 10 numara: Kediler. Bu bir hayvanın gerçekten bir maddeyi kötüye kullanmasından ziyade bir yanlış anlaşılmadır. Eğer bir kediniz varsa muhtemelen onlara Nepeta Cataria veya daha iyi bilinen adıyla kedi nanesi vermeyi denemişsinizdir. Bu listedeki diğerleri gibi gerçek bir uyuşturucu değildir ve aynı zamanda nane ile çok yakından ilişkili bir ot türüdür. Ancak içinde Nepeta adlı bir bileşik içerir ve bu bileşik bazı kediler üzerinde geçici uyarıcı etkiler yaratabilir. Kedi nanesinin olayı da budur. Bazı kediler bundan etkilenir ve kedi otu için çıldırırlar. Bazıları ise sadece size sevgilerini satın alamayacağınızı hatırlatır ve yine de sizinle hiçbir şey yapmak istemezler. Kedi nanesinin kediler üzerinde birçok farklı etkisi vardır fakat en yaygın olanları arasında içinde yuvarlanırlar, bunu yedikten sonra uçuş moduna geçebilirler ya da sadece rahatlayabilirler. 9 numara Yunuslar Çoğu insanın muhtemelen duyduğu bir başka yaygın hikayedir. Herkes bu hikayeyi kendisi de alkollü olduğu zaman anlatmaya bayılır. Yunuslar okyanusun gerçek tehditleridir ve kafa kafayı bulmayı seven keyifçi hayvanlardır. Önce bir balon balığının etrafını sararak sırayla hafifçe ısırarak yaparlar. Sadece balon balığını dürtmek ve ısırmakla kalmazlar, Yunus sürüsü işi bir adım daha ileri götürerek onu sudan dışarı fırlatır ve onunla yakalamaca oynayarak balon balığının psikolojik olarak travma geçirmesini sağlar. <laughs> Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum balon balığının paniğe kapılmasına, savunma mekanizmasını tetiklemesine ve tetrodotoksin adı verilen dünyadaki en ölümcül zehri salgılamasına neden olur. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir vardır. Fakat yunuslar ölmeden bu zehrin ne kadarını tolere edebileceklerini tam olarak öğrenmişlerdir. Yunus sürüsü balon balığının gitmesine izin vermeden önce 20 ila 30 dakika boyunca aralarında döndürürler ve her birinin kafası güzel olana kadar beklerler. Zehir nehrin yunuslar üzerindeki etkileri oldukça ilginçtir. Kafaları güzel olduktan sonra sakin ve rahat oldukları, hatta suyun yüzeyindeki kendi yansımalarını izleyerek gülüştükleri görülmüştür. 8 numara kuşlar. Şimdi çoğu insanın duymadığı ama muhtemelen ilk elden gördüğü kuşlara geliyoruz. Hiçbir pencereye ya da binaya çarpıp ölmüş bir kuşla karşılaştınız mı? Veya hiç merak ettiniz mi? Nasıl oluyor da bir kuş koskoca gökyüzünde uçabildiği halde gelip salak gibi duran binaya veya apartmana çarpabiliyor? Gerçek şu ki büyük ihtimalle kafası güzelken uçuyordu ya da uçmaya çalışıyordu demek daha doğru olur. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş ecelinde? Bu durum genellikle soğukların gelmesiyle ilk don olayından sonra meydana gelir. Bu da meyvelerin mayalanmasına ve bir tür alkol olan etanol üretmesine neden olur. Ve tabii ki kuşlar bunu biliyor. Daha sonra fermente olmuş meyve ya da sebzelerden yiyebildikleri kadar yiyerek tamamen sarhoş olurlar. Dünyanın bazı bölgelerinde bu durum çok yaygındır. Çok ciddiyim. Hatta Kanada'nın Yukon bölgesinde alkolü fazla kaçıran ayyaş kuşlar için bir sığınak inşa etmişler. Burada ayılana kadar küçük kafeslere yerleştiriliyorlar. Ancak ayılır ayılmaz içmeye devam edebilecekleri vahşi doğaya geri bırakılıyorlar. Bu yüzden bir dahaki sefere düz uçmayan bir kuş gördüğünüzde muhtemelen kafasının güzel olduğunu unutmayın. 7 numara Balarıları 8 numaraya çok benzerdir. Çünkü çoğu insan muhtemelen bunu bilmiyor. Ancak bir kez duyduğunuzda hayatınızın bir noktasında bununla karşılaştığınızı fark edeceksiniz. Baştan uyarmam gerekiyor ki bu olay bir masaj salonundaki gibi mutlu sona sahip değil. Daha önce hiç yerde sürünen veya uçmak istemiyor gibi görünen bir bal arısına rastladınız mı? Çocukken bunun sebebinin arının yakın zamanda birini soktuğunu, korkunç ve acı verici bir şekilde yavaş yavaş öldüğü için olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi bir yetişkin olarak sürünen bir arıyla karşılaştığımda aslında ne olduğunu biliyorum. Ya tamamen sarhoş ya da korkunç ve acı verici bir şekilde can çekişiyor. Sıcaklıklar yükseldiğinde nemle birlikte bitkilerdeki nektar fermente olabiliyor. Evet, tahmin ettiğiniz gibi alkole dönüşüyor. Bu yüzden arılar bitkiden polen toplamaya gittiklerinde bu tatlı fermente nektardan içerek sarhoş oluyorlar. İşte o zaman yön duygusunu ve motor becerilerini <laughs> tamamen kaybetmiş bir arıyla karşılaşabilirsiniz. İşin üzücü yanı, eğer arı bir mucize eseri kovanına geri dönmeyi başarırsa, bekçi arıların yanından geçmek zorunda kalacaktır. Bu arılar kovanın fedaileri gibidir. Şiddet yanlısı, agresif ve kalpsiz. Eğer kovana sarhoş bir arı gelirse iki şeyden biri olur. Şöyle benim akıl testimi bu makine değil de ben yapayım mı? Ya kovandan ömür boyu men edilir ki bu en iyi seçenektir. Ya da kolları koparılır, kanatları sökülür, bacakları kırılır, antenleri koparılır, gözleri çıkarılır, korkunç ve acı verici bir şekilde ölüme terk edilir. Ama endişelenmeyin, kovandaki fermentenektar tüm koloninin çökmesine neden olabileceğinden bunların hepsi koloninin iyiliği için yapılır. 6 numara meyve sinekleri San Francisco'daki bir üniversitede çalışan araştırmacılar, erkek meyve sineklerinin reddedilmeyle pek de iyi başa çıkamadıklarını keşfetti. Bu araştırmada, erkek meyve sineklerinin potansiyel bir partner tarafından reddedildiklerinde kendilerini alkole vurduklarını gösteriyor. Bir sinekle bu kadar çok ortak yönümüzün olduğu kimin aklına gelirdi ki? 5 numara Vervet maymunu. Bu listedeki alkolik olan hayvanlardan sonuncusuna geldik. Bu kadar üst sıralarda yer almalarının nedeni sadece alkolik olmaları değil, aynı zamanda gaspçı birer suçlu olmalarıdır. Bu maymunlar fermente meyvelerden istediklerini alamadıklarında turistlerden alkol çalıyorlar. Ve gerçekten bu işte çok iyiler. Mükemmel fırsat için sizi izlerler. İçkinizi elinizden bıraktığınız an ilk hatanız olacaktır. Çünkü kafanızı çevirdiğinizde artık çok Geçtir. Küçük ellerini bardağın üzerine koymuş ve içkinizi höpürdeterek içmeye başlamıştır bile. Yine de en havalı resimlere sahip hayvanlardır. Bu maymunlar o kadar büyük bir sorun ki Karayip Adası Sint Martin kısa bir süre önce tüm maymunların toplatılmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti. Yaklaşık 400 tanesinden bahsediliyor. Aslında son kısmı söyler söylemez konu dışında kalmasının daha iyi olacağını fark ettim. 4 numara Lemurlar tamamdır artık balon balıkları ve alkolü bırakıp daha ilgi çekici konulara geçiyoruz. Aslında. bakarsanız bakılırsa Yunus balıkları oldukça dikkat çekiciydi ama birçoğumuz zaten bunu biliyordu. O yüzden onları listenin başına koydum. Şimdi devam edelim ve gerçek uyuşturucu bağımlısı olan lemurlara bakalım. Madagaskar adasında yaşayan bu sevimli hayvanların bu kadar iğrenç yaratıklara dönüşeceğini kim düşünebilirdi ki? Lemurların beslenmesi ağırlıklı olarak meyvelerden oluşur. Ancak zaman zaman siyanür içeren zehirli bir kimyasal kombinasyonu da tüketmeyi seviyorlar. Bir kırkayak bulduğunda onu hafifçe dişlemeye başlarlar fakat tam olarak yemezler. Bu kırkayağın kıvrılmasına ve zehirli bir kimyasal salgılamasına neden olur. Listedeki diğerlerinin aksine bu tehlikeli toksini sadece kafa bulmak için kullanmıyorlar. Lemur kırkayak tarafından ısırıldıktan sonra salyaları akmaya başlar. Daha sonra kendilerini sıtma taşıyan sivrisineklerden korumak için tüket kürük ve toksinleri vücutlarının her yerine sürerler. Ama sadece bu kadar da değil. Bu uyuşukluk lemurların çok hoşuna gider ve kırk ayak ölene kadar onu dişlemeye devam ederler. En sonunda iş öyle bir noktaya gelir ki bir yere yığılıp sızarlar. Numara 3. Rengeyikleri, Mario oyunlarındaki o küçük kırmızı mantarı hatırlıyor musunuz? Eminim duymuşsunuzdur. Gerçek adı sinek mantarıdır. Delicesine zehirlidir ve çok yoğun halüsinasyonlara neden olur. Ancak bu durum Sibirya ve Rusya'daki rengeyikleri için pek de önemli değil gibi görünüyor. Zira rengeikleri bu bitkiyi bulmak ve yemek için büyük çaba sarf ediyor. Bu mantarı yediklerinde çok garip davranışlar sergiliyor, etrafta amaçsızca koşuşturup garip sesler çıkartıyorlar. Ancak rengeiklerinin listede bu kadar üst sıralarda yer almasının nedeni, başkaları üzerinde kötü bir etki bırakmalarıdır. Görünüşe göre insanlar onları sihirli mantarları yerken izlemiş ve bunu eğlenceli bulup denemeye karar vermişler. Bazı insanlar inanılmaz derecede kafa bulup halüsinasyon görürken, bazıları ise ölmüştür. Sonrasında. İnsanların bu mantarı yasakladığını düşünüyorsunuz, değil mi? Tabii ki hayır. Birinin aklına bunun yerine rengeyinin sidiğini tüketmek gibi parlak bir fikir geldi. Çünkü sidiğin toksinleri sterilize edeceğini ama mantarların etkilerinin bozulmadan kalacağına inanıyordu ve haklıydı da. Bundan sonra insanlar ve rengeyikleri birlikte vahşi halüsinojenik gezilere çıkabildi. Hatta bazı insanlar Noel Baba hikayesinin bu şekilde yaratıldığına inanıyor. 2 numara Jaguar'lar. Sanırım dünyanın en vahşi yırtıcısının bile avlanmaya ara vermeye ihtiyacı oluyor. Bunu tartışmasız dünyanın en güçlü halüsinojenik uyuşturucusu, ayahuasca'nın ana bileşenlerinden biri olan yage asmasını arayarak yapıyorlar. Jaguar bunu tüketip kanına karışmaya başladığında sarhoş bir kedi yavrusuna dönüşüyor. BBC'nin birkaç yıl önce çektiği bir videoda tüm bunlar kaydedilmiş ve izlemesi oldukça ilginç. Amazon'un yerli halkı jaguarların ayahuasca kullanmasının avlanma yeteneklerini geliştirdiğini iddia ediyor. Ancak bu iddia bilim insanları tarafından reddediliyor. Onlara göre Jaguarlar sadece Ayahuasca'nın yarattığı uyuşukluk ve rahatlık hissini sevdikleri için bunu yapıyorlar. Yani bir nevi bağımlılar. Bir numara. Papağanlar. Güney Hindistan'da papağanlar afyona o kadar bağımlılar ki çiftçiler sadece bu kuşlar yüzünden gelirlerinin %30'a yakınını kaybettiklerini bildiriyorlar. İlaç firmaları için bitki yetiştirmek üzere özel izne sahip olan bu çiftçiler papağanların bitkilerini yemesini engellemek için her şeyi denemişler. Fakat yine de papağanların afyon bitkilerini çalmalarına engel olamamışlar. Raporlara göre tek bir papağan günde 30 ila 40 kez afyon sütünden içiyor. İşin üzücü yanı afyon sağlığa çok ciddi zararları olan ağır bir uyuşturucu olduğundan papağanlar bir kez bağımlı hale geldiklerinde ölmüş sayılıyorlar. Çünkü çiftçiler bitkiyi hasat eder etmez kuşlar öylesine korkunç bir yoksunluk hissine kapılıyor ki bu onları ölüme kadar götürüyor. Bu yüzden ağaçlardan ve elektrik tellerinden düşen papağanları görmek gayet normal bir durum haline geliyor. Ama bununla da bitmiyor. Ertesi yıl çiftçiler bir sonraki afyon bitkilerini ektiğinde kısır döngü hiç bitmeyen bir kabus gibi yeniden başlıyor.